Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Eylül 2022. Yine Mehmet'le birlikteyim. Bugün sabahtan Köyceğiz'e gideceğiz diye planladık ama Mehmet'in bisikletinde bir arıza meydana gelince iptal oldu. Daha doğrusu iptal olmadı. Şu an çıktık yola, geç çıktık. Sabahtan çıkamadık. Bilmiyorum, Gökova Kavşağı'na doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi ben Marmaris'ten çıktıktan sonraki ikinci yokuşta çıktım. Mehmet'i bekliyorum. Bakalım Gökova Kavşağı'na gidelim. Durum ne gösterecek? Yol bizi nereye götürecek? Göreceğiz. Hadi yolda görüşmek üzere. Hüzün hoş geldin. Nasıl, rahat çıktın mı? Çıkamadın mı? Bacak çekti. Neyse bakalım. Arkadaş, tura mı çıkıyoruz, pikniğe mi geliyoruz belli değil ya. Böyle bisiklet turu olur ya? Evet, Gökçeköy'deyiz. 30 kilometreyi yaptık. 30, kaçtı? 34 müydü? 34 kilometreyi yaptık. Şimdi Yeşilbelde tarafına gideceğiz. Yeşilbelde tarafından da içmelere, oradan da turu bitireceğiz bakalım. Soğutma ya. Yine gözlememiz Mehmet Durunamalı. Evet, biz su dolduralım dedik. Suda kaynarmış. Var ya, soğuk biraz. Ben anlamadım ya. Neden bu kadar su sıcak? Akan suyun bu kadar sıcak olması saçma geldi bana. Ya Allah, topraktan geldi mi? Yanıyor şu an. Ya sanki kadar yapmış. Neyse artık, yapacak bir şey yok. İlerlerde su bulacağız. Şimdi Okluk tarafına döndük. Yeşilbelde'ye doğru devam edeceğiz bakalım. Hadi devam. Evet, bu arada yolu görüyorsunuz. Yemiş. Gayet güzel, trafik az. Cır cır böcekleri. Hava sıcaklığı kaç? Oha, 39 derece gösteriyor. Var mı o kadar ya? Bayağı sıcak hava ya. Ama yolu gayet güzel yani. Değiyor. Sonunda Yeşilbelde yokuş bitti. Buradan Yeşilbelde'ye dönüyoruz. Bu yoldan devam ederseniz Okluk tarafına doğru gidiyor. Bence gitmeyin oraya. Yeşilbelde'den dön. Mehmet'i bekliyorum. GoPro'mun pili bitti bu arada, onu değiştirdim. Yol güzel. Gördüğünüz gibi yemyeşil. Yakışları azıcık görüyor ama tabi buna Mehmet ne der onu bilmiyorum. Herhalde gelir biraz sonra. Bekleyeceğiz bakalım. Ve Mehmet gözüktü. Turuncu bir şey var. Yürüyerek geliyor.
Elinde de bisiklet var mı? Evet var. Neyse. En azından buraya kadar geldi. Kesin küfür yiyeceğim. Birader neredesin? Hani? Bak orada su doldurmasaydık şu an. Nasıl geçti yokuş? İndim yürüdüm zaten. Böyle yokuş mu olur dedin? Olacak olacak. Bunların hepsi olacak. Yavaş yavaş. Hatırladığım kadarıyla Şubat ayında falan gelmiştim ben buraya. O zamandan beri ilk defa gidiyorum. Çıkan yangınlarda burada bir yandığını söylemişler ama şu an için yangından bir eser yok gibi. İyi, sevindirici. Biraz ağaçlar kesilmiş. Yol kenarındaki. Herhalde yol genişletme çalışmaları mı var? Böyle bir şeyler var herhalde. Ne güzel. Evet, manzaranın güzelliğine bak. Evet, hoş. Gittiğimiz yol. Mehmet'i göremiyorum ama geliyordur herhalde. Nerede cami var dedim. Cami nerede? Geleceğiz, geleceğiz. Geleceğiz. Manzara nasıl? Abi harika ya. He? Vallahi buraya geldik ya. Evet. Burada bir şey yok. Şimdi şu karşı neresi? Var mı ismi? Oraları ben de bilmiyorum. Buradan Datça yolundan çıkılıyor. Yani. Bilmiyorum. Datça, Hisarönü tarafları falan herhalde. Ha, bu taraf mı? Ya, yani öyle diye tahmin ediyorum. Evet, buradan %8'lik inişe başlıyoruz bakalım. He? %8'lik inişe başlıyoruz. Hay hadi, hayırlısı. Kazasız belasız inelim. Datça yoluna çıktık şu anda. Buradan da Datça tarafına devam edip oradan da İçmenar Sapağı'nda kıvrılacağız. Şimdiye kadar 61 kilometreyi devirdik. İyi de tırmanış yaptık. İçmenar Sapağı'ndan sonra bir tırmanışımız daha kaldı.
Evet, buranın efsane yokuşuna geldik. Vay arkadaş ya. Eskiden şurası komple ağaçtı. Çok garip geldi şimdi. Ne kadar kötü. En sonunda iç kanalın tepesine çıkmayı başardım. İyi. Güzel oldu. Eskisinden daha rahat. Aa, burası da böyle bir yer. Tabi eskiden yemin sürüyor. Ağaç. Buradan aşağının manzarasını göstereyim. Evet, aşağıdan çıktığımız yol şuradaki yol işte. O yolu tırmanarak geldik. Güzel, zevkli bir yoldu. Eskiden çok daha güzeldi. İşte böyle. Bakalım Mehmet ne zaman gelecek? Şu an halihazırda Mehmet'i görmüyorum. Gelir. Yavaş yavaş gelir. Bu arada bacağımda bir ağrı var ama sebebini bilmiyorum. İnşallah daha beter bir şey olmaz. Yok, çıkarken o kadar rahatsız etmiyor. Düz yolda daha çok rahatsız ediyor. Onu da çözmüş değil. Şuradan gibi biz yürürken bir sıkıntı yok. Ama bisiklete binip pedal basınca sıkıntı. İnşallah önemli bir şey değildir. Ben biraz dinleneyim bakalım. Ve en sonunda ulaştı. Cihara, senin metre anlayışına, kilometre anlayışına. Niye ki? Manzara güzel değil mi ama? Ya. Ama manzara güzel. Buralar eskiden daha güzeldi. Neyse, sonunda becerdin. Becerdik de. İnmedin değil mi? Yok. Helal olsun valla. İnmediysen hiç sıkıntı yok. Daha aşağıdaki düzlükte bir durduk, şunu şarja taktım. O kadar yani. Hani burada hiç inmedim. Bu eskiden hep ağaçlıktı anasını. Şimdi bir tane ağaç kalmış. Önceden hep ağaçlıktı aynen. Yol boyu hep yanmış. Yazık ya valla. Neyse bak. Biraz soluklan da. Sonra içmelere sallanırız. Evet, turu bitirdik. Ne hissediyorsun? Yorgun ve mutlu. Düşüncelerin. Yorgun ve mutlu. Evet, sonunda turu bitirdik. İçmelerdeyiz. Ben bu tura çıktım diye düşündüm. Şöyle bir dinlenme yapıp evlere gidalacağız. Eve gidip güzel bir tur oldu. Bir dahakine turu yapar mıyım kendim, yapmaz mıyım? Aynen. Manzaramız da bu. Bir de senin şu kilometre olayına taktım. Hadi görüşürüz o zaman bir dahaki turlarda. Kendinize iyi bakın.